Gülüm Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz değerli izleyicilerim ve takipçilerim. Sizlerle güzel bir ballı kanat tarifi paylaşmak istiyorum. Gelin dilerseniz aşama aşama nasıl hazırlamışım videomda sizlerle paylaşayım. Öncelikle 1,5 kilo kadar kanadımın gördüğünüz gibi üstündeki tüyleri ocakta temizleyerekten tarifime başladım. Her bir tarafını gördüğünüz gibi ocağa tutaraktan temizliyorum. Üstündeki ufak ufak kalan tüylerini ben bu şekilde yakıyorum ve sonradan fırına atıyorum. Gördüğünüz gibi hepsini temizledim. Güzelce yıkadım, süzdürdüm. Az sonra soslayacağım kanadımı. Öncelikle bir tatlı kaşığı pul biberimi, 1,5 tatlı kaşığı kırmızı toz biberimi, yarım kuru soğanımı, rendelenmiş kuru soğanımı, bir çay kaşığı karabiberimi, bir tatlı kaşığı dolusu balımı, bir diş sarımsağımı, bir tatlı kaşığı tuzumu ve yarım çay bardağı sıvı yağımı tepsimin içerisine ekleyip tüm malzemeleri karıştırıyorum. Güzel bir sos olacak ve sizler de bu kanadı hazırladığınızda mangal lezzetinde güzel bir kanat yemiş olacaksınız. Sosumun içerisine 1,5 kilo kadar tüylerini aldım. Yıkayıp süzdürdüm. Kanatlarımı çevirerekten sosu yediriyorum. 2 saat kadar bu sosun içerisinde bekleyecek kanatlarım. Sizler de lezzetli ve güzel bir kanat tarifi arıyorsanız kesinlikle kanalımı ziyaret edin derim. Gerçekten mangal lezzetinde güzel bir kanat tarifi oldu. Sizler de göreceksiniz az sonra piştiğinde. Tepsimin içerisine bir yağlı kağıt serip üzerine kanatlarımı diziyorum. %180 dereceli fırınımda, önceden ısıtılmış fırınımda 45 dakika kadar kanatlarımı pişireceğim. Tepsimi aldıktan sonra her fırının pişirme farklılık gösterebilir. Sizler kontrollü bir şekilde kanatlarınız piştikten, kızardıktan sonra fırınınızdan alabilirsiniz. Söylediğim gibi ben 45 dakika kadar 180 dereceli fırınımda pişirdim kanatlarımı. Tepsimi aldığım kanatlarımın üzerine tekrardan yağlı kağıt örtüyorum. Yağlı kağıdımı güzelce ıslattım, sıktım. Yüzü kurumadan pişsin diye bu şekilde. 45 dakika kadar pişen kanatlarım servise hazır. Gördüğünüz gibi mangalda pişmişçesine görüntüsüyle gerçekten lezzeti de bir o kadar güzel olan kanatlarım servise hazır. Sizler de hazırladığınızda videomun altına yorumlarınızla bana destek olur. Yorumlarınızla fikirlerinizi söylerseniz çok mutlu olurum. Sizlerin yorumları benim için çok önemli. Neyi ne kadar kullandığımı da videomun altına belirteceğim tarifimin malzemelerini. Şimdiden hazırlayacaklar. Afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. O güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere.